Sevgili üniversite adayları, ben Levent Akdeniz, TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Bugünlerde başarılı bir geleceği şekillendirmek üzere bazı tercihler yapmak üzeresiniz. Ben de sizlere kişisel tecrübelerimle belki bu yapacağınız tercihlerde yardımcı olabilirim diye bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence yapacağınız tercihin öncesinde kendinizi değerlendirmeniz gerekli. Yani Önümüzdeki 10, 20, 30 yıl gibi bir süreçte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Örnek verebilirim. Eğer kendinizi uluslararası bir kurumda üst düzey yönetici olarak görüyorsunuz, sizi bu hedefe en hızlı, en doğru ve de en donanımlı götürecek bir üniversiteyi tercih etmeye çalışın. Ben uluslararası kurumda bir yönetici olmayı aslında e, dünya vatandaşı olarak tanımıyorum. Eğer amacınız dünya vatandaşı olmaksa, Bence öncelikle İngilizce eğitim yapan bir üniversiteyi tercih etmeniz faydalı olacaktır. Bakın burada küçük bir nüans var. Ben sadece İngilizce bilmeyi kastetmiyorum. İngilizce eğitim İngilizce bilmekten farklı bir şey. Yani her disiplinin kendi içinde bir jargonu var. O jargonu dünyanın her yerinde okutulan doğru kitaplardan öğrenmek, İngilizce yayınlardan öğrenmek çok önemli. Dolayısıyla eğer uluslararası bir kurumda yönetici olmak gibi bir arzunuz, hedefiniz varsa İngilizce eğitim yapan bir okula gitmeniz çok çok önemli. Ayrıca bunu şöyle bir yanı daha var. Öğrenme sadece üniversite yıllarıyla sınırlı değil. Çünkü öğrenme ömür boyu devam ediyor ve kaynaklar neredeyse %95'i İngilizce. Ömür boyu öğrenmeyi devam ettirmek için de İngilizce yapan eğitim yapan bir okula gitmenin önemi çok büyük. Kendinizi yetkin bir dünya vatandaşı olarak yetiştirirseniz, mezuniyetten sonra New York'ta da çalışabilirsiniz, Tokyo'da da çalışabilirsiniz ya da Batı Avrupa'nın bir ülkesinde de çalışabilir bir şekilde bulabilirsiniz. Ancak sadece İngilizce eğitim yapan bir kurumdan mezun olmak sizi rakiplerinize göre ayrıştırmayacaktır bu 4 sene 5 sene boyunca lisans eğitiminiz boyunca bazı ek yetkinlikler kendinize katmak üzere aktivitelerde bulunmalısınız. Mesela open source'lar var, açık kaynaklar. Dünyanın en iyi üniversiteleri Harvard, MIT, Princeton gibi üniversiteler Coursera gibi bazı platformlar üzerinden sizlere dersler vermekte. Bunları kaçırmayın. Eksik olduğunuz düşündüğünüz alanlarda gidin bu derslere kaydolun, bu dersleri tamamlayın, oradan bir sertifika alın. Yarın mezun olduğunuzda en az 4-5 sertifikayı CV'nize yazabilecek durumda olun. Ki böyle yaparsanız ben şuna inanıyorum. Belki 3-5 sene gibi kısa bir zaman sürecinde ülkelerin siyasi sınırları hala kalmaya devam etse de yetkinlikler için sınır kalmayacak. Yani siz bu CV'lerinizi ya da bu portfolyolarınızı bulutta bir yere yükleyeceksiniz. Firmalar, kurumlar yine yapay zeka aracılığıyla bazı filtrelemeler yapıp istedikleri yetkinlikleri kişileri direkt bu buluttan bulacak. Sizlerle belki mülakatlar yapıp iş tekliflerinde bulunacak. Bu tavuzun içinde olabilmek için mutlaka kendinizi üniversite hayatınız boyunca müfredatın da dışında geliştirmelisiniz.